Sezgilerime göre tembellikten sonra birazdan ortalık hareketlenecek. Yine şahmat. Bu at neden her zaman beni yeniyor acaba? Büyük bir kovboy iyi bir sürücü olabilir ama bir satranç oyuncusunun en iyi dostunun at olduğunu hala bilmiyor. Sadece bir şekerimiz var ve hiç kahvemiz yok Düldül. Ne? Kim yaptı bunu? Benim masum kahve demliğimden ne istediniz? Ellerini kaldır ve ortaya çık. Kimsin sen? Adım Hamur Marshmallow. Çok üzgünüm. Pekala, ellerini indirebilirsin. Sen herkesin demliğini vurur musun böyle? Hayır. Atış talimi yapıyordum da size ateş etmedim. Talim mi yapıyordun? Peki hedefin nerede? Göster bakayım. İşte orada. Orada mı? Gidip şuna bir bakalım. Tabii, nasıl istersen. Evet, işte orada. Gördüğün gibi bu fasulye kutusunu nişan almıştım ama ıskaladım. Olamaz. Şimdi yeniden dener misin şunu lütfen? Nasıldı? Bu nereyi nişan aldığına bağlı dostum. Asla başaramayacağım, asla. Neyi başaramayacaksın? Ben asla iyi bir atıcı ve efsane bir silahşör olamayacağım Bay... Red Kit. Red Kit mi? Sadece bir tane Red Kit var. Bildiğin başka var mı? Bay Red, siz benim son şansımsınız. Mary Lovena Jingo ile evlenmek istiyorum. Babası Homus Jingo bu yörenin en büyük sığır tüccarıdır. Beni asla damat olarak kabul etmeyeceğini söylüyorum. Peki neden seni kabul etmiyor? Cesaretimi ispat etmeden kızıyla evlenemeyeceğimi söylüyor. Eğer kestane kasabasına şerif olup Texas katilini kasabadan uzaklaştıramazsam bu evliliği unutmam gerek. Texas katili mi? Evet. Şu anki şerifleri iyi biri değil. Onun yapamadığını benim yapmamı istiyor. Ben asla iyi bir silahşör olup sevdiğim kadınla evlenemeyeceğim. Asla, asla evlenemeyeceğim. Peki kız seni seviyor mu? Elbette. Ama babasının dediğinden dışarı çıkmaz. O halde hemen çalışmaya başla. Ama ben sana yardım edemem. Red, bak. Bak dur, sakın gitme lütfen. Yardımına ihtiyacım var. Acele etme be surat. Duman kokusunu hiç sevmem. Gördüğüm kadarıyla küçük böcekler bugün biraz daha büyümüş. Şerif, Texas katili bankayı soydu. Umarım bu sefer tatmin olmuştur. Günün birinde mutlaka uslanacağından emindim. Nasıl gidiyor ufaklık? Texas katili bütün kasabayı ele geçirdi. Sıranın bize gelmesini bekleyemeyiz. Bunu minnetimin ifadesi olarak kabul edin. Hadi yeter, bu kadar yeter. Hadi gidelim, gidelim onu yakalayalım. Onun işini bitirelim hadi. Şerif, hiçbir işe yaramıyor. Onu değiştirelim artık. Hadi gidelim, onun işini bitirelim. Hadi çocuklar. Evet, haklısın. Onun işini bitirelim. Yürüyün. İşte orada. Ta kendisi. Kaçın. Şerif, dışarı çık ve Texas katilini bulunca ne yapacağını söyle. Vatandaşların seni bekliyor çünkü. Ne dersin bebek surat? Sana kapıya vurman öğretilmedi mi? Bana bir şey olursa bu çiçeklere kim bakacak? Çiçekler için meraklanmayın. Bebek surat, sence çiçekleri havalandıralım mı? Çiçeklerim! Sen artık emekli oldun Şerif. Sevgili begonyam,
İşte geliyor, yakala. Ya bir milyon yıl geçse bile ben iyi bir nişancı olamayacağım. Tamam, mızıldanmayı kes. Biraz daha talim yapınca kestane kasabasına gireceğiz söz. Acaba etraf neden bu kadar sessiz? Texas katili yine iş başında olmalı. Ah, Bayan Jingo. Red Kit mi? Bu Red Kit'in ta kendi. Bayan Jingo, Homer sizden bana çok söz etti. Homer, sevgilim, eğer beni seviyorsan Texas katili denen o adamı buradan uzaklaştır. Sen bu kasabaya şerif olmalısın. Ve herkes sana saygı duymalı. Siz ne dersiniz Bay Red Kit? Sanırım fark etmediniz Bayan Jingo ama biz birlikte çalışıyoruz zaten. Kasabada herkesi korkuttuk bebek surat. Yakında buralarda, yani kasabada kimse kalmadı. Acele et bebek surat. Bugün yapacak çok işimiz var. Bu gece Kayati kasabasındaki bankayı soyacağız. Bunu daha önce de yaptık. Zengin olmanın en kısa yolu bu. Yakında çok zengin olacağız. Homer'ın Red Kit'in arkadaşı olması çok garip. Sana bazı tavsiyelerim olacak Homer. Eğer Jingo'nun babasını ikna etmek istiyorsan kendi işini kendin yapmalısın dostum. Tamam? Beni yalnız bırakmayı düşünmüyorsun değil mi Red? Yok, merak etme. İşler kötü giderse sana yardım edeceğim tabii. Bak, karşıdaki teneke kutuları görüyorsun değil mi? Onları vurmanın pek çok yolu vardır. Ben işimi bitirir bitirmez sıra sana gelecek. Anladın mı bunu? Neden ben aile boyu kutulardan kullanmıyorum? Ben bu numaraları Batmayer'den öğrenmiştim. Kılıfından çıkarmadan ateş etme numarası. Ve çapraz el numarası. Bacak arası atış. Ayna numarası. Ters atış. Hızlı atış. İşte böyle. Sen silahını hiç doldurmaz mısın Red? Tabii doldurun canım ama bölümün sonunda. Şimdi kutuları yeniden dız. Çünkü sıra sende. Ben ne yaptım? İyi gidiyorsun Homer. Bence harekete geçmenin zamanı geldi. Ama nereye ateş ettiğine dikkat etmemiz. Çekil yolundan. Kötü bir başlangıç yaptık galiba. Ufaklığın burada ne işi var? Yolunu kaybetmiş olmalı ha? Ne dersiniz? Sakın korktuğunu belli etme Homer. Onlara cesaretini göster. Merhaba Homer. Bugün ne içeceksin bakalım? Viski. Hey barmen. İçkin bitti. Hemen bir tane daha istiyorum, tamam mı? Bir dakika, acele etme. Arkadaşım senden önce geldi buraya. Emin misin? He? Ona süt versen daha iyi olur. Evet, ne içeceksin? Ona ne içeceğini şimdi göstereceğim. Bununla da kafayı bulursun. Söyle bakalım, ne istiyorsun? Söyledim ya. Duble viski istiyorum. Barman, ben ondan daha önce istedim. Arkadaşım doğru söylüyor. Ne içmek istiyorsun Homer? Söyle. Aslında henüz karar vermedim ama... Ne istediğini bilmiyor musun? O halde zamanımız çalma. Defol buradan. Defol! Hey garson, suyumun içinde sinek var. Eğer işler bu kez de planladığım gibi giderse çok paramız olacak. Hem de hiç olmadığı kadar çok. İnan bana dostum. Asla bir silahşör olamayacağım. Asla, asla. Merhaba şerif. Nereye gidiyorsun?
Daha önceden yapmam gereken şeyi yapmaya. Ama Şerif, Texas katili ne olacak? Kasabayı ona bırakıp gidemezsin böyle, değil mi? Arkansas eyaletinde bu işi yapacak birileri bulunur elbet, değil mi? Bu durumda kestane kasabası şerefsiz kalacak ama. Bu artık benim sorunum değil Red. Bu kasabayı savunacak birini bulmak artık sizin işiniz. Texas katiline bol şanslar. Ah, merhaba Lovena. Bir an unuttuğunu sandım. Sem'in yerindeki çay randevumuzu hatırladın öyle değil mi? Bilemiyorum. Babam oraya gitmeme izin vermeyebilir. Ama yanında sen olunca olabilir. İşte bir an. Al bakalım. Bugün etraf çok sakin. Sizce Texas katili kasabayı terk etmiş olabilir mi? Neden olmasın ama Şerif de kasabayı terk etti, öyle değil mi? Aa, sonunda yalnız kalabildik Bayan Jingo. Geri dönmüş. Barmen, ona hemen bulaşık suyu ver hadi. Onun büyümesine yardımcı olur. Barmen, şu sülaiyi bana ver. Galiba duş yapmaya ihtiyacı var. Yeni doğmuş bir bebek gibi temiz olacaksın. Texas katili. Duvara gidin ve ellerinizi kaldırın. Bayan Jingo, acaba benimle küçük bir geziye çıkar mıydınız? Onu canlı görmek istiyorsanız $100,000 verin. Homer! Homer! İmdat! İmdat! Bir sorun mu var dostlarım? Texas katili yine geldi. Lovena'yı kaçırdı. Bana bir içki verse. Bana da. Bayan Jingo'yu kurtarmam için bana kim yardım edecek? İstersen sen kahraman olabilirsin. Bizim Texas katiliyle bir sorunumuz yok. Hepiniz birer korkaksınız. He? Sen bana korkak mı dedin ha? Ben sadece şey demek istedim. Kimseye hakaret etmemeyi öğreneceksin. Salonumda kavga etmenizi istemiyorum. Çıkın buradan. Eğer siz korkuyorsanız Bayan Jingo'yu ben kurtarırım. Ay, şimdi de ben korktum galiba. Tavandaki sineği görüyor musunuz? Bakın bakalım. Oo, gitgide daha iyiye gidiyor. Kes artık. Burada sorun istemiyorum. Çıkın salonumdan. Hey, hepiniz korkaksınız. Hadi gidelim Homer. Bu işten sonra emekli olacağım. Hey bebek suratlı, bunu kutlayalım mı ha? Şimdi ne yapacağım Red? Jingo'yu asla bulamayacağım. Onunla asla evlenemeyeceğim. Üzülme Homer, onu bulacağız. Adam Batı'nın en korkunç haydudu. Ona karşı ne yapabilirim ki? Kestane kasabasını Texas katilinden kurtarmam imkansız Red. O kadar da değil canım. Önce onun nerede saklandığını bulmalıyız, değil mi? Fidye istemek için mutlaka ortaya çıkacaktır. O zaman onu bulabiliriz. Evet, o zaman yakalarız onu işte. Ay, yararı yok. Kasabadaki herkes benimle alay ediyor. Aa, dur biraz. Bir fikrim var. Seni dinliyorum dostum, söyle hadi. Ha, olağanüstü bir fikir. Herkesin gözü önünde seninle düello edebilir ve seni yenebilirim Red. Ama bunu da ben kabul edemem. Anlamıyorsun Red, bu benim son şansım. Başka türlü kestane kasabasındakileri bana yardım etmeye ikna edemem. Bayan Jingo'yu da kurtaramam. Unut bunu Homer. Bunu yapmana izin veremem, hayır.
Kenara nişan alacağım. Seni vurmayacağım dostum. Hayır. Yapabileceğim tek şey Texas katilini sana getirmek olabilir. Başka yardımım olamaz. Eğer onu sen kurtarırsan ben de onunla asla evlenemem. Lütfen Red. Bana yardım etmek istiyorsan bunu kabul etmelisin. Lütfen. Benden çok şey istiyorsun Homer. Ama kabul ediyorum. Hemen harekete geçelim. Hadi yürü bakalım. Evet, sana planımı açıklıyorum. Sen kasabaya gelince insanlar her zaman olduğu gibi bana gülmeye ve benimle alay etmeye başlayacaklar. Seni uzaktan izleyeceğim. Sen de aynını yapacaksın. Daha sonra ben de seni düelloya davet edeceğim. Anlaştık mı? Tamam. Fakat sakın bana nişan alma. Tamam mı? Kenara ateş et. Bu daha güvenli olur. Tamam dostum. Bayan Jingo'nun fidyesini beklerken ben de sana son bir şey vereceğim bebek surat. Elbette patron, ne istiyorsun? Bu kez sen yalnız çalışacaksın. Ben de Bayan Jingo ile ilgileneceğim. Arabayı hazırlayayım şimdi, tamam mı? Sakın dalga geçme. Fazla uzağa gidemeyecek. Şimdi gidiyorsun. Araba hazır. Fazla geç kalma. Benden kurtulmak istiyor. Ama asıl ben ondan kurtulacağım. Homer Marshmallow kasabaya geliyor. Hadi gidip onunla biraz dalga geçelim. Ne dersiniz? Onunla alay edeceğim. Bunu nasıl yapacağımı bilemiyorum doğrusu. Batının en adamı. Evet. Bu Homer değil mi? Kestane kasabasının yeni şerifi o olacakmış. Bakın ne diyeceğim. Bu Homer denen adam bir tavuk kadar korkak biri. Gölgesinden bile kaçıyor bence. Bu kadar yeter Red Kit. Bu söylediklerinden dolayı seni pişman edeceğim. Bak sen. Homer Red Kit'e meydan okudu ha? Doğrusu bunu hiç kaçırmak istemem. Dikkat et Red Kit. Homer kimseden korkmayacak kadar cesur birdir dostum. Batı'da Red Kit adından bahsedilip durulmasından bıktım artık. Bunların hepsinin sahte olduğunu ispat edeceğim. Kimin gerçek kahraman olduğunu göreceksiniz. Dikkatli ol. Red Kit gölgesinden bile daha hızlıdır. Bu kavga sadece senin ve benim aramda. Bebek suratlı. Kıpırdamayın. Hepiniz benim emrim altındasınız artık. Şimdi düello edeceğiz. Bakalım söylediğin kadar hızlı mısın? Aa, hiç korkmuyor. Bu da ne demek? Bekleyip görelim bakalım. Belki de onu fazla hafife aldık. Herkes kenara çekilsin. Bu iş burada bitecek. Pekala Homer. İstediğin zaman başlayabilirsin. Ah zavallı, şimdi işini bitirecek. Hadi içeri girelim, bunu görmek istemiyorum. Başardı, işini bitirdi. Harika. Bunu kim yaptı? Bebek suratlı bankayı soyuyordu. Onu tutuklayabilirsiniz. O bir suçlu. Plan işe yaradı. Tebrik ederim. Son kısım çok eğlenceliydi. Benim planım mı? Hey, harika. Bravo. Bravo. Başardı. Bebek suratlı yakaya ele verdi. Texas katilinin Bayan Jingo'yu nerede sakladığını biliyoruz. Bayan Jingo mu? Bravo. Hadi onu kurtaralım. 26.000, 27.000, 28.000, 29.000, 30.000, 31.000, 32.000, 33.000, 34.000, 35.000. Homer, Bayan Jingo'yu kurtarma onurunu sana veriyorum. Ben seni koruyacağım.
1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1046. Etrafın sarıldı. Sakın kıpırdama Texas katili. Artık tutuklusun. Elinde silah olması bir şey değiştirmez. Sen boş bir kutuyu bile vuramazsın. Olamaz. Dumana karşı alerjim var. İlaçlarım nerede? Öksürük şurubu verin bana. Ellerini kaldır ve dışarı çık. Ah, temiz hava, temiz hava. Bebek Surat seni hapiste bekliyor. Bebek Surat beni hapiste mi bekliyor? Olamaz. Yani dinamit işe yaramadı mı? Ah Homer, kahramanım. Benim seni öldürmek istemem bana ihanet etmeni gerektirmezdi. Homer, sana bir sürprizim var. Sürpriz mi? Eski şerif burada yıldızını bırakmış. Benden bunu bu işe uygun birine vermemi istemişti. Benim Homer'ım kasabanın şerifi oldu. Yeni şerifimizin şerefine bu gece Kestane kasabasında büyük bir eğlence yapılacaktır. Herkesi barıma davet ediyorum. Hey, yaşasın! Yaşasın! Sana minnettarım Redkit. Keşke gitmesen. Ama gitmem gerek. Artık bana ihtiyacın kalmadı çünkü. Teşekkür ederim Redkit. Sen olmasaydın biz asla evlenemezdik. Kendinize iyi bakın Bayan Jingo. Sen de Homer. Galiba Kestane kasabasında pek bir şey değişmeyecek gibi. Redkit, son yetiştirdiğim yaseminleri gördün mü? Redkit, Redkit, nereye gitti bu? They're gone.